Tu için şanslı bir rakammış. 8 şanslı rakam. Şanslı rakamı. Bu reklamlarla büyüdük dediniz, sonuna mı geldi yoksa yeni bir anlaşma daha mı olacak? Hayır, hiçbir şeyin sonuna gelmiş değiliz. Biz şu anda anı yaşıyoruz. Bu bizim aslında bu kutlamayı yapmak içimizden geldi. Firmanın 8 yıl önce ile bugünkü Kıvanç Tatlıtuğ'un karelerini orada yayınlamasını enteresan buluyor yakışıklı oyuncu. 8 yıl ya, dile kolay. Çok enteresan. Zaman çabuk geçiyor tabii baktığın zaman. Şaşırdım tabii yani, şimdi hepsini bir araya toplamışlar. Çok güzel bir organizasyon olmuş bu arada. Herkesin eline sağlık. 8 yıl önceki ben ve şimdiki ben enteresan tabii. Neden enteresan diye sorulduğunda ise latife yapıyor Kıvanç Tatlıtuğ. Ya 8 yıl önceki halim ya. İşte baktığın zaman insan şaşırıyor. Benzetemedim bana. Yok, şaka yapıyorum, şaka. Biz benzettik de siz. Ya şaka yapıyorum, şaka, takılıyorum. Kıvanç Tatlıtuğ yaşlandıkça olgunlaştığını belirtmeden geçmiyor. Yaşlılık, gençlik anlamında ben bir şey yapmak istemedim. Bunu bir parantez içerisine sokmak istemedim. Sadece ve sadece zamanın bana daha olumlu anlamda dinginlik, huzur, motivasyon, mutluluk bir şekilde daha çok şey kattığını düşünüyorum. Herkese kattığı gibi. Peki Kıvanç Bey, 23 yaşındaki Hollandalı melek Romy Streich ile çalışmak nasıldı? Sadece diğer arkadaşlar gibi, bütün model arkadaşlarımda olduğu gibi Romy ile çalışmak da son derece profesyonel ve keyifliydi. Çok sıcak, çok profesyonel. İşini çok ciddiye alıyor. Herkesin iletişimi son derece iyi. O yüzden ben çalıştığım için sonuçları da çok güzel olduğunu düşündüğümden dolayı ben gayet memnunum sonuçlardan. Son derece sıcak yaklaştılar. Çok güzel anılarımız oldu. İyi ki de şu anda bakabiliyoruz. Ne güzel. 9. reklam filminizde rol almak istediğiniz bir ünlü var mı acaba? Onu ben sana mesaj atayım daha sonra. Şimdi aklıma gelmiyor. Ve gelelim önemli bir detaya daha. Daha önceki rol aldığı farklı reklam filmlerinde alyansız kamera karşısına geçmeme kuralı koyduğu iddia edilmişti Kıvanç Tatlıtuğ'un. Nedense Romy Hanım'ın karşısına yüzüksüz çıkması dikkatlerden kaçmıyor. Kıvanç Tatlıtuğ hakkında çıkan bu iddiayı şiddetle reddediyor. Çok saçma bir şey. Böyle bir şey gerçekten. Yok, hayır, kesinlikle, kesinlikle. Ya böyle bir şey olabilir mi hiç? Peki nereden çıkıyor bu yalan iddialar Kıvanç Bey? Atalarımız ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Yalan demeyeceğim. Yani burada hiçbir magazin haberi yapan veya hiçbir gazeteci arkadaşımın yalan haber bilerek yaptığına kesinlikle inanmıyorum. Ancak yanlış bilgi olabilir, yanlış yazım olabilir. Bir şey bir şeydir yani. Bunun başka sebepleri muhakkak vardır ama yani şu 15 seneye baktığınız zaman benim size çıkartabileceğim belki düzinelerce sayfa saçma sapan şeyler vardır. Bu yalan haber yapanlara karşı harekete geçmişsinizdir herhalde. Benim mesleğim oyunculuk. Ben oyuncu adamım. Bunlar teferruat konular, sadece gülüp geçiyorum yani. Peki reklam çekimi için gittiğiniz Barcelona'daki seyahatiniz nasıl geçti? Daha önceden de gitmiş olduğum bir yer. Çok keyifli bir yer. Ya ama böyle yerler, nereye gidersen git böyle yerler insanlarla beraber güzel oluyor biliyorsun yani. Yanında kim varsa o ekip ruhuyla o insanlar gitmiş olduğun yeri kat be kat daha fazla güzelleştiriyor. Yakışıklı oyuncunun podyumlara çıkıp çıkmamakta kafası bir hayli karışık. Modellik de yapıyordunuz. Çok kıramayacağınız birinden bir teklif gelse tekrar model olarak çıkar mısınız podyuma? Bilmiyorum ya, galiba çıkmam. Bir de sizin kütük ev aldığınızı duyduk. Doğru mu bu Kıvanç Bey? Sağ ol, eyvallah. Doğrudur. Taşındık. 4-5 ay oldu ama yeni bir şeymiş gibi yazılmış galiba. Denk geldim ben de. 4-5 ay oldu. Bilenler bilirler. Burada var mı? Evet. Bilenler bilirler 4-5 ay önce taşındığımızı. Köpekleriniz için saldırgan diyorlar. Ne dersiniz? İki tane köpeğim var. Bir tane Doberman, bir tane de bir Amerikan Stafford diye bir cins. O var. İki tane köpeği. İkisi de evde. Gayet güzel. İnsancıl. Normalde insanlara yaklaşamaz ya. Yok, insancıl. İnsan, sabahtan akşama kadar benimle beraber olan köpeğin saldırgan olması sıkıntılı oldu zaten. Kıvanç Bey, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler 2 adlı filminde rol alacağınız öne sürüldü. Biz bunu görüşüyoruz. Yılmaz abiyle. Böyle bir durum var ama olayın hangi boyuta geldiğiyle ilgili ilerleyen günlerde bu açıklamayı benden ziyade açıklamayı yapması gereken kişiler mutlaka yapacaktır. Detaylarla ilgili bilgi veremem ama zamanı gelsin açıklama yapsınlar daha doğru olur ya. Şu anda ben bir açıklama yapmayayım.